İyi günler sevgili seyirciler. Habersiz Engelsiz Ses programından hepinize merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel ve önemli bir konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Bu haftaki konuğum gerçekten güzel bakan, güzel düşünür diyen çok özel bir insan. Tanıdığım zaman zaten beni de bu konudaki bu güzel düşünceleriyle etkileyen, hayata umutla bir şekilde sarılan ve sıkıntıları kendine sarılarak, sevdiklerine sarılarak, ne bileyim işte acılarını bir şekilde üstünden gelmeye çalışıp aşan Sayın Fatma Altuntaş. Kendisi Samsun'un Çarşamba ilçesinden geliyor ama çok sevilen, çok düzgün bir insan olmasından ki herhalde böyle kaynaklanıyor ki insan olmak diyorum. Bunu üstünü, altını bilhassa çiziyorum. Bu zaman, yakın zaman içerisinde kaybettiğimiz bazı değerler var ki hani sevmek, saymak, saygılı olmak. Ki bunları herhalde tanıdığımız zaman da siz de göreceksiniz. Kendi hayatında fazlasıyla taşıdığı için sevenlerine de ben buradan bana aradıkları ve bana da kendisini tanıştırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Fatma Altuntaş dediğim gibi konuğumuz. Kendisinin yazarlık kısmı da var. Yazar aynı zamanda. Ama daha ben ne diyebilirim ki diyeceğim. Bugün bugünle birlikte ve ben çok mutluyum. Daha önce yapılması gereken programdı. Geçen hafta fakat ertelendi ve şu zamana geldi ve birlikteyiz. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mete Bey. Vallahi geç olsun, hayırlı olsun, güzel olsun derler ya, evet. Herhalde yağmurlu bir günde böylesine biraz engeller oldu, sıkıntılar oldu. Geçen hafta konuğum olacaktınız ama bu haftaya denk geldi. Ne mutlu bana. Kırmadınız gene beni. Daha kalktığınız çarşambadan eşinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Yani daha ne diyebilirim ki? Benim için bir özel bir gün ve bir mutluluk yani. Ben teşekkür ederim öncelikle. Evet. Uzun süredir yaşadığım, evet anlattığım gibi acıların içinden evet. Çıkıp geldim. Uzun süredir öyle pek kimseyle görüşmüyordum. Kendi halimizde, özel kendimize göre acılarımız vardı. Herkesin yaşadığı gibi, herkesin bir hikayesi var gibi. Evet. Nasip bugüneymiş. Sizinle ben de tanışmış olmuş oldum. Ne mutlu bana. Hayırlısı, evet. Yoğun günler geçirmişsiniz, yani acı günler geçirmişsiniz. Evet. Tabii engelli olmak şimdi, yani ben söylediğim gibi kadın olmak, eş olmak, anne olmak, bunların hepsi zaten zor ve yani çok böyle nasıl diyeyim, vefakar bir insan olmaya gerektirirken siz bunun üzerine bir de başınızdan geçen bir olay belki anlatırsınız. Bir şekilde engelli olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Tabii bu engel sadece fiziksel. Yani bizim de benim her zaman söylediğim gibi hani özel istekleri ve ihtiyaçları olan insanlar olarak görüyorum ben engelliler her zaman. Yani bir şeyler önünüzde engeller var. Bunlar kaldırılınca zaten sıkıntı ortadan kalkıyor. Ama ve lakin işte bunların hepsi bir arada olunca hayat gittikçe zorlaşıyor ve bir mücadele gerektiriyor. Ama işte siz de hani gördüğüm kadarıyla ki çünkü birçok ortak yönümüz var. Çünkü evet. İnsan en çok kendine sarıldığı zaman, o yalnız kaldığı zaman, o kafasında bir şeyleri yeneceğim, başaracağım, yapacağım, işte böyle olmalı dediği zaman ki yani kendine sarılmak işte bir oluyor. Siz de herhalde böyle yaptınız ve çocuklarınız var, iki tane dünya tatlısı ve koca yürekli, gönüllü bir eşiniz var. Bunlar da güzel şeyler. Sevenlerimle tabii. Birlikte. Evet, sevenlerinizle birlikte. İnşallah daha güzel günler sizlerle birlikte olacaktır. Amin inşallah. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz tabii ki baştan? Amin inşallah diyorum. Evet. Rabbim herkesin çocuklarını, herkesin evladını iyilik, güzellik, iyilerle karşılaştın derim. Amin. Her yere gittiğim ettiğim duamdır kendimce. Rabbim hayırlı insanlarla, iyilerle, iyiliklerle karşılaştırsın evet. Derim. Herkesin bir hikayesi var dediğim gibi. Her hikayenin de kahramanı insanın kendisi. Yaşadığınız müddetçe her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama tabii yaşamak ve yaşatmak arasında çok ince bir çizgi var. Evet. Bunu bazen acılarınızla kendinize sarılmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen manevi inançlarınız da sizi çok ayakta tutan, tabii. Dostlarınızın doğasında, yanında olmayan, gönlünüzde olan dostlarınızla beraber. Tabii ki hayatın imtihanlı yollarından geçiyoruz. Dediğim gibi abimi kaybettik. Evet, şehit. Evet, yani polisti. Şehitlik mertebesine erişmiş. İnşallah Rabbim tüm şehitlerimizi bugün evet. De varmış. Hepsini mekanları cennet eylesin. Evet. Babamın hastalığı ve kendi dünyamızda yaşarken, kendi dünyamızdayız, dostlarımızdayız. Evet.
Kendi kendimize bir fanusla yaşıyordum ben açıkçası uzun bir süre. Dedim ki ilk birinci kabullenme bir süreci var. Siz de yaşamışsınız, Tabii. konuşmuştuk. O kabullenme sürecini aşana kadar işte neden, niçin, neden? Size Evet. bakışlar görüyorsunuz. Güzel bakanların yanı sıra size bakan bazı gözlerden de rahatsız oluyorsunuz. Olunmaz mı? O sırada bir fanustaydım ben de. Neden, niçin? İşte geceler uzun, hastanın ve bizimkilerin bitmiyor biliyorsunuz. Valla ben hep söylüyorum yani birçok gecem olmuştur hani bir yani bu şey o ezan sesini duyana kadar yani dışarıda bir kedi köpek sesine bir sese ihtiyaç oluyor. Bir kedi köpek sesi duyduğum zaman rahatladığım zamanlar olmuştur. Doğrudur. Yani ezan okunduğunda bilirdim hastanenin içerisine temizlikçi gelecek. Yani yalnız değilsin ya. Hayatta Değilsin. birileri var. İşte o geceler var ya Allah diyorum yani kimsenin başına vermesin. Zordur. Atlatması Çok çok zor. zordur. Ne kadar yakınız olsa da bu bazı şeyler var ki sonuçta kendiniz halledeceksiniz. Kendiniz Kimse başaramazsınız. sizlerin sahibi varken bir Tabii. de yanınızda o kadar güzel, gerçekten siz yeter ki isteyin diyor ya. Siz Evet. istedikten sonra çok güzellikler de sizi buluyor. Çok güzel dostlarla. İyi niyet çok önemli. Niyetlerinizi bir nevi herkes kalbinin ekmeğini yer derim ben. Niyetler Doğrudur. Çok güzel olunca zaten yollar size açılıyor. Ama şimdi gençlik döneminizde bunu anlatamıyorsunuz. Kendinize de anlatamıyorsunuz. İlk birinci olayı kendiniz anlamalısınız. Ne yapmalıyım, nasıl yaşamalıyım, nereden başlamalıyım? Bir kere nereden başlayacağınızı bile bilmiyorsunuz. Sanki bazen bir kör kuyuya düşmüş gibi hissediyorsunuz. Kâh zaman diyorsunuz ki bir kahkaha atıyorsunuz ama ne acıya mı atıyorsunuz? Neye Evet. attığınızı hiç kimse bilemiyor. Ondan sonra zaman içerisinde bir iki derken bir el tutuyor sizi. Bazen bir gözyaşı, bazen de biz şeyiz, geceleri ben öyle diyorum. Kendimi gündüzleri, geceleri onarırım. Sabah ki gök dikmek için yüreğime. Sabah kalktığında o maskeyi, yani derken gözyaşlarınızı her tarafınızı bir tarafa bırakırsınız. Evet. Hayatın kaldığı yerden devam Devam etmek ediyor. Zorundasınız. Bazen bir tsunamiler içinde içinizde. Evet. İnsanın derler ya, okyanus insanın içindedir. Evet. Yol içinde ne gitmekle ne bitmekle bitiyor. Vallahi her insanın ayrı bir dünyası var. Yani maalesef. Kocaman. İçinde, o dışarıdan gözüken dışında. Bunu bir şekilde yazılarıyla ifade edenler var. Bir şekilde bağıra çağıra ifade edenler var. Müzik yaparak ifade edenler var. Bir şekilde çocuklarına olan sevgisiyle onlara sarılarak ifade edenler var. Onlara sarılarak. Yani bu çeşit çeşit. Her insan ayrı bir şekilde bir belki kaçış, belki bir kurtuluş olur. Kimisi ilaçlarla, bu da yadsınamayacak Yani. derecede. Ama işte hayat devam ediyor. Yaşıyoruz. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen Evet. devam ediyor. Ve bunun içinde olmaya çalışıyorsun. Çünkü kendini ne kadar, ben kendi adıma söylüyorum, geri plana atarsan, ne kadar uzakta durursan işler o kadar zorlaşıyor aslında. Her şey Evet. bu sefer daha çok üzerinize geliyor. Onu Yani fark orada ettim kafa ben. sağlığını korumak da çok zorlaşıyor. Çok. Çok yani hani şöyle bir şey vardır insanın, hani bu futbolcular çok söylerler işte kafamın aklımdakileri bacaklarıma yaptırabildiğim sürece futbola devam edeceğim falan. Ama Evet. futbolda bakarsanız son dakikalarda artık kavgalar falan başlar. Çünkü vücut bazı şeyleri yapamayınca akıl sinirleniyor. Ve Evet kavgalar doğru. hep öyle başlar, gerginlikler. Evet doğru. Bunu da yani bu herkesin başına gelen şeyler de bizdekiler biraz fazla. Bizimkiler farklı. Siz şimdi doğuştan engelli değilsiniz. Yok ben sonradan oldum. Sonradan. 21 yaşındayken evet. Ben daha önce düşmüştüm. Platin falan vardı. Hı-hı. Ben 17 Ağustos'ta deprem dedi. Okşan Evet. tüplerinin arasında kalmıştım. Oğlum. Evet. Oğluma hamileydim. Evet. Herhangi bir şey yapılmadı. Ondan bir süre sonra da yürüdüm ve bir gecede de kalkamadım. Hamileyim diye bir şey yapılmamıştı. Oğlum da bugün 3 Aralık doğumlu. Evet. Ya bunlar özel şeyler aslında, biliyor musunuz? Böyle insan bazen düşününce hani ne bileyim çok önemsenmeyecekmiş gibi şeyler oluyor ama şimdi 3 Aralık bir seyircilerimiz belki bilmiyordur ya da çünkü bizler bazı şeyleri günü gelince hatırlıyoruz. Evet. Engelliler günü, farkındalık günü. Ama işte ne bileyim demek ki yani Yaradan'ın böyle bir şey vereceği varmış size. Belki bakın Ya işte evet hani
Hayat zorlaşıyor ama bakın sarılabileceğiniz bir evladınız, bir oğlunuz ve bir de sizin kızınız var, Evet, dünya tatlısı evet, evet. Zehra. Yani Rabbim ben hayır. evet yani eşiniz olsun. Yani bu tabii ki destek ve bu birliktelik de çok önemli. Ya Birbirini anlayan insanların olması. Ve ben çünkü yaşadığım bu dönem içerisinde, engelliler içerisinde en çok ailelerde sorunlar yaşandığını biliyorum. Yani bunun zor, hiç kolay değil. Çok zor. Hele ki bir de anneyseniz herkese yetişmek zorundasınız ama sizi anlayan bir eşiniz varsa tabii ki hayat biraz daha kolaylaşıyor. Ya çok zor. Yaşayan biliyor evet, tabii, tabii ki. Ki. Herkesin, her sağlıklı bireyin de engelli adayıdır zaten. Ki ben yaşayan Evet. birisi olarak söylüyorum bunu. Bir anne duyguları, anne yüreğe hiçbir engel tanımıyor. Tabii bu şeyde birazcık daha güçlü olmak zorundasınız. Mesela herkesin yaptığı ama sizin yapamadığınız küçük şeyler size çok kıymetli ama bir başkalarının gözünde kıymetsiz. Mesela ne diye sorarsanız, ben bu oğlum 18 yaşında, bir kere ben çocuklarımla parkı götürmedim, götüremedim. Diğer anneler hür gene, özgür gene götürürken ve orada çocuğuna bağırırken bile zoruma gittiği dönemler Evet. oldu. Niye öyle? Ya yanında, yanı başınızda götüremeyen bir anne var. Siz götürmüşsünüz, çocuğunuzun bir yerini kirletmiş olabilir. Ki hayatta her şey yıkanmayla, keşke öyle pislikler bulansın. Ben her Zira zaman da öyle derim. şu an kirlenmek güzeldir diye bir slogan var ya. Evet. Şu an Ama ben çocukların çamurda kirlenmesini, debelenmesini, benim yeğenlerim var. Sen samimi söylüyorum ya, bizim zamanımızda çünkü biz toprağa ayağımız değmesi lazım çocuğun. Kirlenmesi lazım ama şimdi biz nedense böyle bir oyun şeyleri var, parkları var böyle. Altta böyle çim bir ne derler halımsı bir şey işte, evet. plastik. Orada çocuk o şekilde elektriğini veremiyor. Yok Evet. canım, kirlensin çocuk yani. Nasıl olsa artık çamaşır makinalarımız gayet güzel, atıyorsun gidiyor yani bir Gidiyor şekilde. ama bazen Halledilmeyecek bir hani sorun değil. bazı herkesin bir yaşam tarzı var. Bakış Saygı açısı işte duymak, var ya, bakış sizin açısı. çok güzel söylediğiniz bir şey var işte. Güzel bakan güzel Ya düşünür. ben her zaman öyle düşünürüm. Yani insanların bakmakla görmek arasında çizgi vardır, Tabii. ince bir çizgi. Ve nasıl benim dostlarım da öyledir. Ki Evet. ben öyle düşünüyorum her zaman için. Evet. Ama hayatta her insanın olabileceği, olamayacağı noktaları vardır. Her insan kendine göre iç dünyasında ayrı bir kimliğiyle yaşar. Ama Çok doğru. hayatın içinde neler getireceğini de bilemeyiz. Bizler çok zaman bir süre ben çok uzun bir süre bir fanuslaydım. Evet. Çıkamadım. Anlatamadım kendimi. Dışarıya çıktığım zaman bir bakış çocuklarımı çevirip, onlar da kötü niyet veya art niyetli değillerdi. Hiç farkında değillerdi ama eve gittiğimde de ağlıyordum ben yani. Onlar beni üzmek istediğinden değil belki ama Tabii ki canım, hani yani kimsenin biz iyi niyetinden şüphe ettiğimden değil yani, kimsenin yok. iyi niyeti yani, ama insanlar, bir de bazı konumlar Teşekkür var ki, ederim. bazı insanlar var ki gerçekten, biz ben zaten programlarımda en çok bunu söylüyorum yani, ne olur engellilerle tanışın, konuşun yani, böyle uzaktan bakmakla olmuyor, bakmak görmek değildir, görmek de anlamak değildir hani, yani onlara böyle tanıyınca insanları daha farklı olacağını düşünüyorum. Bir arada yaşamanın da zaten güzelliği bu değil mi? Birbirimizi anlayarak. Sonuçta Yani. insan değil miyiz ya? Yani Elhamdülillah. hepimizin içinde abi, yani parmağımızı şuraya koyuyoruz. İşte şah damarımızdan daha yakın bir yaradana var. Yani Yani. neye göre şey yapıyoruz ki bilmiyorum. Değişmeye çalışıyoruz, art niyetli bakıyoruz. Ama dediğiniz gibi ya, o art niyetli bakanlar, zaten siz sapasağlam olsanız, dünyanın en güzel canlısı da olsanız bir kusur budur. Ya orası niye kırmızı değil de pembe der. Yani Yani. onların da artık nasıl bir zihniyet varsa bir şey Ya diyemiyorum. aslında onlar da hani yaşamadığı, herkes kendi yaşadığı hayatı Tabii. biliyor. Herkes kendi yaşadığı zorlukları biliyor. Tabii sizinle birebir buna şahit olan dostlarınız biliyor sizin ne Tabii. yaşadığınızı. Sadece diğerleri duyumlarla işte hareket ediyorlar. Ama gerçek hayatta sizin ne kadar zorlandığınızı, gerçek hayatta sizin bütün gün ne yaptığınızı bilen sizin en yakınınız ve hiç kimse bilmezse kimse sizlerin sahibi var. Ben şey derim bazen, çok bunaldığım zaman, böyle kendi kendime konuştuğum zaman arkadan biri görse der herhalde kafayı yemiş herhalde diye düşünürüm. Sonra derim ki ya Rabbi, bugün birisinin gönlüne beni koy. Gönderecek olan da sensin, bana Ne verecek olan da sensin deyip kendine bakarsın. Ama herkes sizin baktığınız çerçeveden ya da benim baktığım dünyadan bakamayabiliyor. Çok Tabii ki. normal. Bu da normal. Ama Kesinlikle canım yani. hani ben
Şimdi en basit, saygılıyoruz yani. Herkesin dünyasına saygımız tabii var. Ki. İnsanca saygılı olduktan sonra, insani duygular olduktan Evet. sonra. Ama şimdi 100 kelime konuşuyorsunuz, çok güzel. Ondan sonra size tutuyor, beterin beteri var. Şimdi Vallahi geçen hiç sizinle de konuşmuştuk. Ya. Yani o kadar işte bakın işte ortak şeyleri yaşayanların gerçekten hani hiçbir şey böyle göründüğü gibi değil. Gerçekten hani beterin beteri var. Hayat bir sınav. Tamam biz zaten hepsini kabul ediyoruz. Bak bu haline de şükret. Şükrediyorum ki yaşıyorum ben. Yani. Yani seninle konuşuyorum bak buradayım. Yani. İşte gidip eve kapatmadım kendim ya da ne bileyim yani bak ben şu an bir şeyler yapıyorum. Ne olur bunlar bir şey değil. Hatta ben şeye bile karşıyım. Herkes bir engelli adayıdır. Cebinde milli piyango bileti olan herkes de milyoner adayıdır. O zaman bugünden gidip saçıp sayıp her tarafa ne bileyim paralar dağıtıyor muyuz? Gidip kredi çekip işte altımız araba mı alıyoruz? Yok. Hayır ne olacağını bilemezsin. Bilemiyorsunuz. Kim bilebilir? Kim bilebilir? Bu sizin anlık her şey işte. Hatta en çok mesela engelli olanların yapılan istatistiklere göre bildiğim kadarıyla üçüncüsü banyoda ayağını kayıp düşerek kazalardan oluyormuş. Doğrudur. Hadi buyurun. Yani. Yani hiçbir bu kadar şeyin masum garantisi bir şey. Yok. Yıkanmak için giriyorsun ya da herhangi bir şekilde ayağın kaydı düştü. Boynunu kırdın. Ne diyebilirsin? Hiçbir şey. Hiçbir şey diyemezsin. Yaradan'ın verdiği her şey. Yani yani bunu... bizler aslında onlara bir imtihan ve örneğiz. Tabii. Hani onlar ufacık şeylerle mutsuz olurlarken mesela ne diyeceksiniz? Ben akşam olunca bir kap çorba, sıcacık bir yuvanız varsa, etrafınızda sevdikleriniz varsa, sağlıklıysa, bugün ağrısız bir güne uyandıysa, vallahi elhamdülillah o çorbaya öyle deyip, bir ekmek banır peynir ki öyle yani huzurla. elhamdülillah deyip onu Allah güzel bir herkes ona şekilde nasip etsin. yemek varken, hani gelip de o şeyi bilmiyorum. Hani belki nacizane ben çok Yok şey yok düşünüyorum. Yani samimi söylüyorum yani biz babam mesela akciğer kanser oldu. Evet. Benim mesela halen daha geçmişten kalan çocukluğumda biz annem babam memur maaş aldıkları zaman işte ablam gelirdi. İşte biz Ayvalık'ta Balıkesir Ayvalık'taydı annemler. İşte merkezde buluşurduk maaş günleri. Yani o zamanlar tabii böyle bu kadar değil, alım gücü biraz zordu yani öyle kolay da değildi yani eski zamanlar. İşte biz bir pideciye giderdik. O işte ayran şişelerinin beyaz olduğu çalkalayıp içine biraz su koyup biraz Evet. daha yaptı. Ama ben hala orada yediğim pidenin tadını şu an birçok yerde Türkiye'de pide yemişimdir hala bulurum. Doğrudur. Bunu sanmıyorum. Oradaki pideci çok mu özeldi? Hayır alakası yok. Biz ailece orada toplanmıştık. O huzur var ya. Evet, o yani çocuklukta o bambaşka bir şeydi. Çok farklı. Bizler de hep öyleydik. Evet. Hayatta geriye baktığınızda bir eksik bile gittiğiniz zaman Tabii. hayat yolunuzda yaptıklarınızdan artık bir zaman sonra zevkini de sadece kendinizi, kendi dünyanızı kandırıyorsunuz maalesef. Yani başka Her şey zamanında ki. Çok güzelmiş diyorsunuz. Sadece olması gerektiğiyle yola gidiyorsunuz. Ama Aa, evet. dediğim gibi hani çok iyi insanlar, ben dediğim gibi hep yalnız olduğumuz için, yani kendimiz olduğumuz için güzel dostlar istiyoruz. Gönlümüzde, dualarımızda, kendi yanlarımızda. Sağ olsun hep öyle dostlarım oldu. Allah onlardan razı olsun. Kalbiniz temiz, aileniz ve siz gerçekten ben Allah'tan size sağlık diliyorum. Ha, teşekkür Ailenizi. Ederim. Ben de size. Yani ben de bunun size. Başka çünkü şeyi yok. Yani huzurun artık ne olduğunu biliyorsunuz. Yani insanların Ya biz kalan sağlarız ya. Aynen öyle. Biz kalan sağlarız yani. Yani. Yarım ekmekle doyarız. Yani ben bu ekmeği yok gitmişim. Ya, Everest yok. Tepesi'nin şeyinde Yok. yemişsin. Ya da ne bileyim yanına bir şey. Yani mesele değil ki. Yeri gelir bir çorba. İşte yeri gelir yani. Bir domates ekmek. Ya yemekler bunlar sorun değil ki. Hele şimdiki zamanda hiç değil. Hiç değil canım Hiç yani. Değil. Gidip kendileri bir tane çorbayı alabiliyorsa ve bir bardak suyunu kimseye muhtaç evet. olmadan alabiliyorsa bence zaten Bir de şimdi asıl sorun şimdi var. 3 liraya tavuk ekmek acaba gerçek mi değil mi? 10 liraya şimdi asıl sorun şimdi var. Ya. Samimi değil insanlar çünkü. Yani. Yani insanların o dünyevi telaşları ellerindekinin kıymetini bilmemelerinin çok ya. Önüne geçmiş durumda. Ben de onu şeye bağlıyorum. Yok antibiyotikli Şurası... tavuk, yok efendim şeyli tavuk. 3 liraya olur mu? 10 liradır sen kesinlikle tavuk yemiyorsun falan. Yani bu duruma düştük ya. Eskiden gidip de en azından ne yediğimizi biliyorduk ya. Evet. Ekmeğin arasında salça var, salça biber salçasıdır işte ne bileyim. Yani Valla... bunu annem yapmıştır, hiçbir şey olmaz yani ya da ne bileyim dışarıda aldığında zaten
belli başlı insanlardı, samimi güzel insanlardı. Şimdi asıl bence çok farklı bir boyuta geldik. Çok farklı boyuta, ben hani dostlarım sağ olsun götürürler, hadi gel beraber evet. yiyelim falan diye evet. sağ olsunlar. Ama çocuklarıma mesela şöyle bir anım kendim yaşadım. Hastane dönüyoruz. Tabii bizim biliyorsunuz hani evet. ekstra tekerlekli sandalyesi değilsin yani. Hastane her anılarımız evet, bitmez onun bizim. Onun maceraları herkese çok Çok yani. Fazladır. Bir gün hastane dönüşü çocuklarımla birlikte acıkmışız artık tahliller falandan sonra. Restorantın bu taraftaydı. Yakın restoranta gidelim bir çorba içelim dedik. Hı-hı. Çocuklar da acıktı. Tam gireceğiz ama şeyin olduğu yer, rampa her yerde yok. Şimdiki gibi, şimdi daha çok var. Evet. Eskiden hiç şey var, merdiven var. Eşim dışarıdaki oğlan da şey kızımı tutuyor, küçük daha. Şey dedi, yardım eder misiniz dedi. Ben de şimdi genelde böyleyimdir. Bakmam, ilgilenmem. Hani bunun nedeni de kendimle olan bir de böyle şey yaptığım zaman kendimi de rahatsız ediyorum. Bir de daha önceden beri de genel insanların soruşları, bakışları beni bir şekilde, bu benim kendi dünyama ait. Doğru, beni rahatsız ediyor. Yalan değil yani, benim çoğunu. O böyle inceleyici tavırlı bakışları. Yani. Ben herkese de hemen öyle bakanlara merhaba nasılsınız derim yani. Hiç yani diyemiyorsun. Hiç şey yapmıyorum. Böyle duruyorum. Ondan sonra bu şekildeyim. Ondan sonra dedi ki şey yok dedi. Patron yok dedi. Öyle deyince eşim nasıl yani patron yok dedi, biz yemek yemeye gireceğiz, şeye sandalyeye yardım et. Ondan sonra özür dilerim yanlış anladım deyince ben oradan gözyaşlarıma hakim olamadım. Dedi ki eşim şimdi de bizim patron istemiyor dedi. Oradan çıktık çocuklarla ama eve gelene kadar kendi dünyamda yaşattım, çocuklarıma belli etmiyorum ve buna benzer. Hani yani siz orada işte milletin işte kafasındaki olayı hemen söyleyeyim şimdi insanlar. Bunun ne demek olacak? Dilencisiniz. İşte dilenciz yani böyle olur. Hatta benim bir arkadaşım var sağ olsun. Onu da yaşadım, onu yani, da anlatacağım. Gerçekten yani bu altında yani bu dilencilik bu insanların ama bunu yapanlar da var biliyor musunuz? Burada var da sorun ama yine, işte evet, bize çıkıyor evet, faturası. Evet bize çıkıyor yani bundan durumdan vazife çıkaran insanlar da çok var, evet. aramızda. Yani var. Ben her zaman sorunlara engelli olmayanlar da bulmuyorum yani. Yok, artık hayır. Çok ciddi manada evet. kendi durumundan vazife çıkartıp bunu bir acındırarak ya da bunu işte dinlenerek ortaya çıkmış insanlar çok fazla. Var. Çok hem de yani. Hemen o lafın üzerine bizim çok anılarımız, hikayelerim tabii, benim mutlaka. Bitmez. Şey geçen dedim bayağı oldu. Oğlum yine kızım var. Bir şey aldık. Beni oğlum kenardayım ben. Yine kafam böyle tabii ki. Herhalde suç bende, kimse de değil. Kafam böyle. Bir baktım birisi cebinden para çıkartıyor. Tabii oğlan da o sıra bir şey, babasına bir şey söylemeye gitti. Bu şekildeyim ya. Bir baktım cebinden bir şey çıkarmaya çıkartıyor bana doğru. İyi niyetlidir. Evet. Hani tavrı tarzı değil. Art niyet değil. Bu ya, bir alışıla gelmiş. Alışa gelmiş hareketler. Bir önyargı, ne bileyim nasıl olmuş. Şimdi ben de böyle olunca tekerlekli sandalyede evet. şimdi böyle olunca o tam parayı oğlum geldi. Bir baktım oğlum beni hemen alıp da yürüme sakın oğlum dedim. Yanlış anlaşıldı. Boş ver. Hata bende. Beni bir daha çıkarmayın dedim. Hani bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz. Sonra evet. diyorlar ki hani abla sen dışarı çıkmıyorsun. İşte neden falan dediklerinde kendi dünyamı yarattım. Çok fazla çıkıp çünkü bütün gün yaşıyorsunuz ve bir en ufacık bir moral, psikoloji çocuklarınızı, ailenizi ve iç dünyanızı etkiliyor. En yakın dostlarınızı etkiliyor. Telefonlara cevap vermiyorum bazen. Telefonlara yani. Cevap vermiyorum. Bir bakıyorum gece 10'da pastasını alan yani. Abla biz geldik neredesin diyenler doğru, var. Yani. Ama oluyor maalesef. Nasıl olmasın canım yani bu kadar şeye. Şimdi ben zaten bu işlerin mesela bir görüntümüz var. Ben bir oy kullanma macerası yaşadım. Evet. Samet, sevgili Samet bizim yönetmenimiz arkadan eğer görüntüleri verirse çok sevineceğim. İşte referandum vardı, bir tercihimiz vardı. Evet ya da hayır mevzu değil. Şimdi böyle bir durumda ben her zaman birinci katta kullanıyordum ve benim engelli olduğum falan bilinen bir şeydi yani mahallemizde. Bu sefer dördüncü katta kullandım ve arada 20 basamak var her kat arasında bir okulda.
Şimdi birileri evet kaldırıyor, taşıyor. Allah rızası için ya da birileri var, güzel insanlar var. Zaten insanlar yapıyor üstüne düşeni. Yani çoğu zaman benim yakınlarım da yapıyor. Bir şekilde kaldırılıp götürüyorsun falan filan ama bunun dışında orada psikolojik bir boyut var. İnsanın aslında hiç... Sizi yaralayan. Evet, sizi yaralayan. O insanların o bakışları var. Ve o insanların size olan o bak ya sen niye çıkıyorsun kardeşim buraya? Yürü git evinde otur diyen de var. Tamam mı? Ya seni buraya çıkartmak da vicdansızlık diyen de var. Yardım etmeye çalışan da var. Ya abicim senin ne işin var? Dördüncü katta zaten ben gidene kadar mesela onlarca kişi de, iki üç kişi de geri dönüyordu. Çoğunu da ikisini tanıyorum. Zaten öyle bir rampa yapmışlar ki yapmasalar daha iyiydi. Günü kurtarmak adına yapmış rampa. Hadi biz rampayı geçtik. Hani oralara da geldik, oralara da geçtik falan ama ben birinci katta kullanıyordum. Mesela ailem alt katta kullandı, ben üst katta kullanıyorum. Yani bu sefer beni sırtlarını aldılar. Mesela paldır küldür yukarı çıkıyoruz. Hadi biz, ben geldim 40 küsur yaşındayım. Bunları çok da yaşadım. Hı hı. İşte şu an görüntüler geliyor mesela. Bunu ben aşarım. Bir şekilde telafi etmeye çalışırım. Ben telafi edemedim, okumayı bıraktım. Evet. İşte bakın, ama bakın ben nereye getireceğim olayı. Peki 20'li yaşlarda yeni engelli olmuş bir çocuğa. Hem diyoruz ki dışarı çıkın. Değil mi? Yani hayata katılın. Topluma kazandıralım sizi. Topluma kazandıralım sizi. Topluma kazanılsın. İşte şöyle olsun böyle olsun. Şimdi bu şartlarda bu şekilde çıkmış bir çocuğun psikolojisini bana söylesinler. Peki bu çocuk eğitim öğretisi. Bu sadece bir oy kullanma şeyi. Ben burada kendimi ön plana atmıyorum. Bu kişisel değil. Toplumsal bir mesele. Yani burada herkes üstüne düşeni yapmalı. Ya bunu niye yapıyoruz biz? Bu kadar zor mu ya her şey? Zor. İşte bunun yani ne gereği var peki? Ondan sonra o çocuğa sen nasıl diyebilirsin ki bir daha ne olur hadi gel seni dışarı çıkartalım. Diyemiyorsunuz. Zaman, biz neden bugün neden toplum içinde neden çıkmıyoruz artık? İşte bu şekilde olduğumuz işte. İçin küstürdükleri için biz evet, çıkmıyoruz. Yani herkes yani bana birisi mesela orada şey diyor ya işte ya sen de kullanmayı ver. Ne demek kullanmayı ver? O benim vatandaşlık hakkım ya. Ben bu vatandaşlık hakkımı eğer bütün engellerim ben oy kullanmasını istiyorum ya. Eğer bütün engeller o gözlerinden mesela ben en çok istedim ki o sıralar dışarı çıksınlar. O referandum gününde ben en çok dikkat ettiğim konu istediğim şey bütün engellilerin kullanabilecek durumda olanların gidip kullanmalarıydı. Zaten bunun için reklamlar yapıldı ama maalesef 3-5 tane belediyenin yani katılımıyla iyi niyetli insanların ne bileyim işte vicdanlı insanların yaptığı şeylerle olmuyor bunlar. Olmuyor. Herkesi elinin taşın altına koyması lazım. Ben şimdi bu şeyi görünce yaşadıklarım aklıma geldi ve bir anne olarak hani 40 yaşında bir kadın olarak bir eş olarak bir de çevremin de sevdiği bir insan olarak evet. Çok uzun yıllar sonra okuluma tekrar başladı. Sürpriz yaptı çocuklarımla beraber. Şimdi bunu görünce onlar benim aklıma geldi. Şimdi çok gittiğim yerlerde sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Şimdi evet en son gittiğimde baktım eşim 3 gün önceden ayarlamış dedi ki bu sefer hiçbir sorun yok. Hı hı. Direkt giriş katın hazır. Gittim eşim öğleden sonra sınava girecek. Dediler ki ikinci kata çıkartacağız sizi. Nasıl yani dedim. Eşime ya. Döndüm dedim ki sen ayarlamamış mıydın? Dedi ki ayarladım. Nasıl olur? O da bir şeye girdi ve bana da söz vermişti. Evet, bir daha yaşamayacaksın. Evet. Çünkü birkaç sefer girmedim ve ağlayarak dönmüştüm. Yani kolay değil, çok normal bir... Yani şimdi herkese göre dışarıdan baktığınız zaman çok basit bir şey bu. Gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Böyle evet. Bir dünya yok. Oraya gittiğinizde o bakışların içinde siz kendiniz yapamıyorsunuz. Evet. Bir bedeniniz gitmiyor. Hı-hı. O an içinizden ne yapmak istediğiniz çok karışık oluyor. Vallahi ben çok gerçekten uzun zamandır kendimi bu kadar... kötü bir pozisyonda hissetmedim ama gerçekten oraya gittiğim zaman yani yardım edenler de var görüyorsunuz. Ama velakin bir de ben çıkmaya çalışıyorum Fatma Hanım. Oradan yukarıdan insanlar o daracık merdivenden hala inmeye çalışıyorlar. Evet. Ya evet. Arkadaşım ne olursunuz ya biraz bir kenarda durun bir bak çıkıyor. Yani bir çıkayım ya bari bunu yapın şeydi ya. Şeydi de öyle yok bazı insanlarımız gerçekten öyle ama bir kısımda hani şimdi engellileri topluma kazandıralım derken evet. Üzgünüm bizim gibi bazı engellileri de küstürüyorsunuz. Fazlasıyla. Bunu yaşayan bir ben değilim canım. Şu an mesela bugün haberlere falan birçok baktığımızda bir de bunların çok ben de gördüm. Görmediğimiz şeyler de var. Nerelerde neler yaşanıyor. Beni de böyle çıkardılar sağ olsunlar. Yani. Beni de çıkardılar. Ama artık bu gerek yok bence. Bunların artık onu diyeceğim. Ortadan kalkması lazım.
Döndü dediler ki şeye git çıkacaklar. Müfettiş Bey'e eşim hani kendisinin öğretmeni olduğunu ama eşimin hani ikinci kata ve de kendisinin görevi olduğunu, yalnız olabileceğini söyledi. Beni kucaklarında ikinci kata çıkarmayı teklif etmişler. Bir kadınsın, bir annesin. Ya bu çıkacaksınız. Kucakta çıkmayı ben de istemem. Yani bir kadın olarak. Hayır, bir de beni düşürdüğünüz, bir de kadın yani olarak, bir anne olarak çocuklarınızın, eşinizin gözünün önünde bunu düşünün. Yok canım. Dedim ki ben kenarda ağlayarak, ben bu konularda duygusalım daha da fazla. Ama dedim ki yok, çıkmayacağım ve benim için bitti. Benim için bitti ama yazacağım bunu daha başka kişilerin, engellilerin bari hayatları sönmesin. Ben bu saatten sonra profesör olacak değilim, hiçbir şey değilim. Kendi dünyamda, kendimce sadece her zaman yeni bilgilerle kendimizi sadece yenilemeye çalışıyoruz. Kendi duygularımızı sadece böyle o kırılan yanlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Ama bir tarafımızı hani dostlarımızla birlikte, kendimizle birlikte tamir ederken bir tarafımızı yara açılıyor. Onu tam tamir edelim derken diğer tarafı zaten belli bir yangınlarımız var. Hayat zaten bir yaşam ve koşul. Dünya imtihan ve dünya nimet dünyası. Ama bunun içinde de güzel bakan güzel düşünür. Her zaman için bu yönden derim. Baktığınızda her şeye güzel bakın ve düşünün. Hayat, hepimiz gideceğiz. Kimse kalmayacak. Ama hani çok iyi insanlarla karşılaştım. Dört duvar arasında rüyasında gören hani böyle insanlarla da karşılaştım. Sağ olsunlar. Ama dışarıda baktığınız zaman hastaneye gidiyorsunuz. Çocuklarınız yanınızda. Sizin bir hastane maceranız var zaten. Haberlere mevzu olmuş bir konu var zaten. Evet. Ondan önceki bir de şey var. Şimdi bir hastanedeyim. Yine sabah erken gittik çocuklarla birlikte erken sıramızı alalım diye. Tekerlekli sandalyeyle dediler ki dışarı koyun. Bakın dedim sandalyemi çalarlar dedim. Dediler ki koskoca hastanede bir tek senin sandalyemi çalacaklar. Ne, öyle mi çalıyorlar ki vallahi? Dedim ki çalarlar ama bakın dedim. Benim şimdi çünkü bundan önce kaç sene boyunca eşim beni sırtında taşıdı. Bizim daha önce böyle tekerlekli sandalyeler vermeler kolay bir şey değildi yani. Dostlarım yardım ederdi aman abla rahat etsin diye. Dedim ki sandalyemi çalarlar çünkü benim için çok kıymetli. Yani bir işte şu an kullandığınız gözlüğü birçok insan kullanıyor. Yani. Ben herkese söylerim mesela gözlüğünü çıkar da bir çık bakayım dışarı. Yani. Hani bu kadar basit görüyorsun madem olayı. Değil mi yani? Sandalyemi dışarı koydular oğlum dedim. Bak dışarı koydun ama çalacaklar. Dedi ki doktor ve hemşire yok dedi çalmazlar Fatma Hanım dedi. İyi dedim. Onlara güvendim bari dedim. Tam şey yaparken kapıyı açacaklar. Benim sandalyem, oğlum da yanımda kapıda. Sandalyem yok. Oğlum diyor ki anne sandalyen yok. Dedim ki bak hemşire hanım, doktor bey ben size söyledim. Bizlerin biliyorsunuz hisleriyle de yaşayan insanlarız biz. Ayaklarıyla yani insan gitmiyoruz ama hisleriyle yaşayanlarız. Korku da var yalnız. Evet korku da var. Ya sandalyem giderse şimdi hadi bakalım. Sandalye yok. Oğlum hemen babasını çağırdı. Güvenlikliciler sıraya girdi. Doktorlar, hemşireler sıraya girdi. Sandalye aranıyor. Dediler ki bari buradan çıkış güvenlik kamerasından gidin. Beni dışarıya koltukta dışarıya bıraktılar. Kapının önünde kimse yok. Telefonum yok yanımda. Yalnızlığa bakar mısın? Şimdi ben orada başladım çocuk gibi ağlamaya. Nasıl ağlıyorum? Sandalyemi getirin bana. Ondan sonra kadının bir tanesi dedi ki üzülme falan dedi. Dedim ki eşimi arayayım bana birisi kaldı mı orada? Herkes sandalyede ve ben böyleyim bir oturan şeyinde ağlıyorum ama çocuk gibi. Dedim ki telefonunuzu verin de bari eşime ulaşayım. Birisine ulaşayım bana bulaşsın. Tam o sırada çıkışta sandalyeyi gördüm. Dedim ki benim sandalyem lütfen sandalyemi verir misiniz? O benim sandalyem dedim. Döndü bana dedi ki az dur dedi çatlama dedi. Aynen böyle çok özür dilerim. Ondan sonra dedi ki ama dedim benim sandalyem o. Tamam dur işte getireceğiz diyor. Diyorum ki öyle benim sandalyem o diyorum. Diyor ki tamam getireceğiz diyor. Döndü dedi ki sonra dedi ki neden bu kadar ağlıyorsun? Tamam getireceğiz işte sandalyeni yemedik dedi. Çatlama, değil mi? Diğer sandalye bak dedi bana. Dedim ki o benim kendi sandalyem. Özel şahsıma ait sandalye. Sizin dedim eliniz ayağınız düştüğünüzde dedim size dedim ne zaman dedim lazım olduğunda sandalye
O zaman benim gibi çocuk gibi çırpındığınızda görürüm. Allah kimseyi düşürmesin dedim. Amin. Ondan sonra az bir süre sonra tamam dedi, hallettik, alabilirsin sandalyeyi dedi. Teşekkür ederim dedim. Yani bu kadar şeye ne gerek vardı değil mi? Şimdi şahsınızda bir de insanlar şunu anlamıyor kardeşim. Tek erkek sandalyenin hepsi aynıdır. Hani kapak karşılığı verilen ne? Ya bir an herkes diyorum ki şu Google Hazretlerinden bir girsinler de. Tamam mı? Bir baksınlar bir tek erkek sandalyeyle. 300 lirayla hani o 300 kuruşla mı diyeyim? Binlerce liralık arasındaki o farkları bir görsünler. Ve bir kişinin oturduğu sandalyenin kendine özel durumu olduğunu ve o hastanenin kapının önüne koyuyorlar ya, o sandalyelerden birine otursan 3 dakika yani ne bileyim 3 saat otursan bası yarasıyla kalkarsın. Yani. Ya yani mesela o sandalyeyi sen şunu dışarıda bırakın, yani samimi olarak söylüyorum artık öyle bir yani kötü bir yani kendini bilmezlerin arasındayız ki. Samimi olarak söylüyorum size, o medikalci olarak çalışanlar falan, adamın elinde çanta var. Çantada şey ya ne derler işte torna tesviye işte yani alet edevat çantası ya, bir bakıyorsun senin yani tekerlekler yok sandalyenin. Bunları çalıyorlar yani artık. Yani. Tabii ki herkesi ben zan altında bırakmak istemiyorum ama olay bu boyutlara gelmişken birisi bir çocuk, bunun haberlerini çok görmedik mi? Kapının önüne akülü sandalyesini bırakıp da sabahleyin ertesi gün akşam çıktığında bulamadığını. Biliyoruz. Yani bunun işte ne kadar önemli şeyler olduğunun hala farkında değiliz. Ama ben her zaman söylüyorum yani engelliler işte ne yapacak? Çıkacaklar, sosyal hayata katılacaklar, ben de varım diyecekler ki. Çünkü bu zamana kadar yapılmayan bir şey var ki budur herhalde. Belki bizden 3-5 kuşak sonrası belki. Ya belki ama işte bizim bizler, işte bizler bunları yapa yapa. Evet. İşte ben o kullanmaya niye gittim? İnanın kendim için gitmedim. Ben ailemi ya da beni taşıyanları hani şey için meraklısı olmuşum, değilim. Zorlamanın meraklısı değilim ama birilerinin de yapması lazım en sonunda. Evet. Ya kardeşim bak biz buradayız, biz varız. Bu vicdan meselesi diyorum ya. Biz engelliler olarak mesela sorun muyuz? Ya şu an sorunuz ve sorunun parçasıyız. Eğer çözümün bir parçası olmak istiyorsak dışarı çıkmalıyız. Ve bu demokratik haklarımızı, bu vatandaşlık haklarımızı da kullanmalıyız. Kesinlikle. Yani bizim ona mesela katılıyorum. Hakkımda, kesinlikle tabii ki de. Mesela benim hakkımda karar verecek, benim yaşam kalitemi etkileyecek mevki makam sahipleri insanlar engelli değil. Şu an yani mecliste de çok fazla engelli yok. Ve evet, olan engelliler de zaten sindirilmiş durumda. Zaten görmemiz çok zor. Doğru. Peki şu ana kadar biz engelli bir belediye başkanı gördük mü? Hayır. Veya bizimle ilgili kararları verecek mercilerde meclis üyesi olan bir engelli meclis üyesi olmak bile çok zor. Zor. Onun için ama biz her zaman arka bahçe. Yani ama şey, yani onun için işte bizlerin bir dışarı çıkalım ya. Ondan bazen sonra, onu evet, yapıyorum. Diyorum ki tamam bu sefer çıkıyorum. Hiç kimseye şey yapmayacağım. Bu sefer çıkıyorum. Bir süre çıkıyorum. Ondan sonra yine bir dönem bir küstürüyorum. Ya olur tabii ki ama ondan sonra 3-5 ay yine kendimi tamir etmek. Evet. Mesela uzun süredir hani hastane ev dediğim gibi, hı-hı, babamın rahatsızlığı, abimin vefatı vesaire. Ondan sonra geçen ilk defa bir bahar gelmiş. Dışarıda bahar gelmiş. Ama benim, hı-hı, gönlümde bahar yok diyorum. Ama dışarıya kızımla ilk defa o çiçekleri içirime çektim. Evet. Sağ olsun hani çevremizin de, güzel insanların, evet, da, ablalarımız, abilerimiz, güzel dostlarımız da, hadi abla yaparsın, hadi abla bizimle yemeğe gel. Onlar bizi gerçekten hani, evet, güzel bakan, güzel düşünen, kesinlikle, insanlar çevrenizde sizi birazcık daha hayata karşı motive ediyor. Tabii ki. Onların yani hayatımızdaki rolü kesinlikle yatsın. Çok. Yani benim için önce şeyler, bazı şeyler de onların. Dediğim gibi bugün yurt dışında, tabii, falan hepsi, buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Zaten programın sonuna geliyoruz. Sizin bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bir yazarlık kısmınız var, evet, duygularınızı ifade. Sizi tanıyanlar da çok iyi biliyor ki ifade edebiliyorsunuz yazarak. Bu devam edecek mi? Etmeli mi? Etmeli. Pardon, özür dilerim. Etmeli. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim sosyal medyada sağ olsun dostlarım, evet, da var. Hiç tanımadığımız yani, siz de bilirsiniz. Ben Cennet Ayvacı'ya selamlarımı, hı-hı, göndermek istiyorum. Tenzil Özcan'a, ayrıca bu arada. Evet, sizinle, ben de Tenzil Hanım'a yani, hepsine çok selamlarımı, onları, saygılarımı, evet, iletiyorum. Bizi izleyen lazım dostlarımıza, tabii, da. Şimdi, evet, oradan kendim sosyal medyayı kullan dediklerinde, hı-hı, dostlarımla birlikte bilmiyordum. Böyle. Ben kendi içimden geçenleri yazıp çıkıyordum. Evet. Kendi içimlerim yazım çıkarken işte gazete köşe yazarlarından sağ olsun söylediler. Hı-hı. Abla yazmalısın. Tabii. Hatta kitap yazıyordum. 2,5 senede yazdım ve sonunda sağ olsun oradan buradan Omi'nin
Şaban Sağlık, Şahin Köklükbek, onlara da selam saygılarımı iletiyorum Fikret Bey'e. Onlar da kesinlikle yazmasın dedi. Sonra köşe yazarlıklarına başladım. Ne güzel. Birkaç yerde. Yazılarımı hani beğenmeye ve ben kendi içimden ne geçiyorsa. Canım herkese özgün. Zaten aynı şeyler yazamaz. Sizin de kendinize göre bir kitleniz olduğunu ben biliyorum. Kendimi orada da sosyal medyada hiç tanımadığım, bilmediğim. Hatta yazdıklarında abla nasılsın, yazmalı mısın ya da Fatma Hanım bugün de yazınızı göremedik, sizi merak ettik diyenler. Bir dönem kalemime yaz düştü. Şimdi onunla yeni yeni başlıyorum. Sosyal medyayla da bu ara çok fazla şey yapamıyorum ama dostlarım, beni seven dostlarıma, takip eden dostlarıma da teşekkür ediyorum yazılarımla. Onlarla, dostlarımla beraber bir aradayız. Güzelmiş yani ya, hani gerçekten. Tek başınıza bir şey yapamazsınız ki. Yani tabii ki ne olabilir ki tek başına? Yani çok fazla bir şey değil tek başına bir şey olmak. Ama bence buna devam etmelisiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani insanlar bir şekilde içine atmak, kasmak falan zor şeyler. Bir yerden yani onu... Çünkü hani mesela şimdi şöyle bir örneğini ben her zaman veririm. Bir filmde de görmüştüm. O film sadece şu an aklıma gelmedi. Şimdi herkes mesela gidiyor. Biz ne yapıyoruz? İşte kasadaki kıza herkes türlü türlü espriler yapıyor. Şakalar yapıyor. Sinirli davranıyor. O ona gergin. O öteki gergin davranıyor. Gün içerisinde ne oluyor? Oradaki çalışan kişi kasılıyor. Toplanıyor. En son eline bir makinalı tüfek alıp herkesi tarıyor. Yani içine atmanın verdiği bir şey var. Geceleri onun çıkışı, kötüşü daha zor. Geceleri yazıyorum boş durdukça uykusuzda. Dediğim gibi kalemime yaz düştü. Bunu yavaş yavaş atlatıyorum. Yine bir kısa sözlerle yazıp çıkıyorum. Oradaki dostları da sosyal medyadaki dostları da şey yapmamak için, merak ettirmemek adına yaz dedikleri için. Ama dönem dönem insanlar kendilerini kendi dünyalarında yazları oluyor. Mutlaka. Onlarla baş etmek zorunda kalıyor. Yaşıyoruz, hayat devam ediyor. Yani hayat devam ediyor. Dostlarımla, işte ablalar çıkıyor. Hepsi şey olup sizi tabii yanınızda ki. Ben varım. Hani bu maddiyat life, şununla bununla yok değil. Canım, yok. Onu sizin yanınızda olduğunuzu hissettiğiniz güzel insanların dualarında hissettiğiniz. Ya son zamanlarda dikkat ettiyseniz insanların hayvanlara karşı neden köpeklerin sadakati şunlar falan hep daha çok uçağa geçiyor. Yani bir köpeğin elini uzatması bile ben bir keresinde yaşadım. Üngür üngür ağladım ya. Yani öyle zor bir durumdaydım ki. Karşıdan bir sokak köpeği geliyordu. Elimi uzattım ve elini uzattı bana. Doğrudur. Yani öyle kendimi kaybettim. Yani bu başka bir şey. Bir canlının bir canlıya verebileceği çok şey var ki. İnsanın insana vereceği şeyler sınırlı. Çok. Alakası yok yani. Ya ben bu arada yani benim zaten en büyük destekçim eşim. O Halil benim... Bey zaten ben bilmiyorum. Kendisine borçlarım var. Onları ödeyeceğim en kısa zamanda. Yemek borçlarım var ama onun kendisi belirleyecek. Evet. İnşallah bir gün bir hafta sonu i̇nşallah. Geleceksiniz. Konuğum olacaksınız. Tabii ki güzel ayvacığımıza da bekleriz. Ben ayvacığa da gelirim inşallah. Ayvacık'taki dostlarımıza da selam olsun. Burada yani illa size ayvacığın güzelliklerini gezdirelim, mutlaka götürelim. Mutlaka geleceğim. Ben yani artık dedik yani başımla bir gün beraber inşallah. Dedim. O bu konuda aşırı derece hiç karışman sosyal medya yaşına yazmalısın. Evet. Sen bu değilsin. Evet. Sen bu değilsin. Çıkmalısın. Sen bu değilsin. Sen şey derler ya tahtaya vur beni vurayım da. Teşekkür ederim. Herkes sizi ne bileyim bu güzel yüreğinizi, eşinizi, ailenizin bu şeyini de asla art niyetle bakmasın. Nazarlardan korusun. Yok çok sağ olsunlar. Sağlıklı sağ bir ömür diliyorum amin. Size. Amin. Herkesin yani cümlesine. Çocuklarınızı. Zehra bir gelebilir misin? Şöyle Zehracığım annenin yanına. Gel bir tane. Hazır programı bitirirken seninle bitirelim istiyorum. Ben sizin söylemek istediğiniz son olarak bir şey varsa hemen alalım. Ben dediğim gibi memnun oldum. Rica ederim. Buradan Ayvacık'taki. İşte prensesimiz de geldi. Gel annenin yanına şöyle yaklaş annene. Yaklaş. Nasılsın Zehra, iyi misin? Senin. Bu da bizim prensesim. Senin konuş bir abin bakalım. Var değil mi? O yakışıklı olduğu için maalesef alamıyoruz aramızda. Ben benden daha yakışıklı birini istemiyorum yani. Şimdi adam geliyor, ezecek mezecek. Halil Bey buyurun, siz evet. de gidin. Aynı Halil Bey siz de gelin. Son olarak onlar biraz çekimser evet, ya. Evet isterseniz. Sen buradan. Ama ben katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Aynen güzel. Nasip yani, bugün iyiymiş. Evet, gerçekten... Ne bileyim çok mutlu oldum. Hem sizi tanımak hem ailenizi tanımak. Ben de öyle. Buyurun lütfen bir gelin şöyle son olarak sizlerle ilgili bir kare verelim ve bir görüntü verelim. Ondan sonra da aha işte. Yani Allah bozmasın diyorum ya. Evet benim. Merhabalar Halil Bey. Yakışıklı oğlunuzun adı. Mert. Mert evet. Mert çok teşekkür ederim sen de geldiğin için. Gelmeyecektin. Vallahi evet.
Sizlere evet. Ben her şey gönlünüz olsun gerçekten. Ben de her şey... Bilemiyorum ya, başka bir şey diyemiyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Ben davetiniz için de teşekkür ediyorum. Herkes için, herkese. Evet. Bu arada bizi izleyen Ayvacık, evet. Samsun, yurt dışında, Viyana'ya, Fransa'ya, her yerden eminim, izleniyorsunuz eminim. Şu anda. Sosyal medyadaki dostlarıma, bana bu konuda teşvik ettikleri için, hadi yapmalısın abla dediklerinde, sağ olsunlar aileme, herkese çok teşekkür evet. ediyorum. Siz Haberaks'a çok güzel sadece ağırladınız. Çok teşekkür evet. ediyorum. Şu kareyle kalsın, el sallayarak veda edecek ondan. Hepinizin el sallarsanız. Rabbime emanet olun. Sevgili seyirciler, bu hafta da Engelsizsiz programı sonuna geldik. Haftaya görüşmek hoşça üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere inşallah.